böyle iki elini yana açıp ay özgürce koşmak çok güzel. Bence de. Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de. Merhaba Şuşu. Aş merhaba. Merhaba Şuşu. Çok nefes yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu kırlarda, bu tepelerde koştuk ya Şuşu. Ondan. Ne güzel. Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden Şuşu? Bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha, spor bedenimize sağlık veriyor değil mi Şuşu? Evet canım. Sağlıklı olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl etme edebiliriz Şuşu? Çok güzel bir soru Tutu. Bunu düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Peki şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Harika, merakla dinliyoruz seni Tutu. Nedir? Ben en çok piyano çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum Şuşu. Harikasın Tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Sen ne güzel piyano çalıyorsun Tutu. Sağ ol Pepe. Ne güzel. Ben de buldum Şuşum. Seni dinliyorum Bebe. Benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi, yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar. Ben galiba kendimi en iyi şiirlerle anlatabiliyorum. Vay, şiir mi? Harikasın Bebe. Mutlu bir günü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir tost ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Ne güzel bir şiir bu Bebe. Sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Sanat ne demek Şuşu? Sanat her insanın kolay kolay fark edemediği etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Ayrıntıları sanatçı kendi duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Sanat harika bir şey o zaman. Bence de. Ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum Şuşu. Çok merak ettim. Nedir Pepe? Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum Şuşu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. Çok güzel. Bence de çok güzel. Evet, neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok kitap okumanı öneririm tatlım. Tabii. Bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım. Hadi bize bir öykü yazsana Pepi. Tamam. Başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de. Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiyi kullanan kişiye kaptan denirmiş.
Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış, hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış. Aa, bakın güneş ne kadar güzel bakın. Evet denizci be, bugün güneş her zamankinden daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller, şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı. Aldığımız hava bile harika. Kaptan yaşamdaki böyle küçük ama insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor. Görene de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara, güneşlere bakacağınıza işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Bizi hiç anlamıyor. Gerçek hayatta da böyle aksi kişiler var değil mi Şuşu? Evet canım, elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum Şuşu. Ne güzel olur canım. Şşt, hadi Pepe devam et. Tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Demek bizim denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel. Seni dinliyoruz denizci. Hadi çal. Deniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz diye denizcilere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın. Ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdına varmayı, durup düşünmeyi, düşlemeyi, bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He, nasıl yani? O günden sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. Yaşasın. Harika bir öyküydü abi. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. Dudu ne oldu? Ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin en çok mutlu olduğu anı. İyi düşün tatlım, mutlaka vardır. Buldum, buldum. Ben en çok vale yaparken mutlu oluyorum.
Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aa, hasta mı oldun acaba? Kendimi çok yorgun hissediyorum Benvik. Ateşin var senin Niko. Gerçekten mi? Evet Niko, kesinlikle ateşin var. Hasta olmuşsun canım. Ay. Şimdi söylediklerimi yaparsan belki biraz iyileşebilirsin. İyileşmezsen seni doktora götürmemiz gerekecek. Tamam Bambik. Doktora gitmemiz gerekirse giderim. Yeter ki kendimi eskisi gibi iyi hissedeyim. Baksana başımı kaldıramıyorum. Niko! Niko! Neredesin Niko? Ha, Leli ve Kılavuz geliyor. Oy, oy! Aa, ne oldu Niko sana? Aa, Pembik, Niko'nun neyi var? Ateşim var. Biraz hasta olmuş. Baksana, kafasını kaldıramıyor. Evet, kaldıramıyorum. Ay, canım Niko'm benim. Kafası mı ağırlaşmış? Niye kafasını kaldıramıyor? İnsan hasta olunca sanki kafası çok ağırlaşmış gibi hisseder Kılavuz. Aslında kafası her zamanki ağırlığındadır ama hasta olunca vücudun gücü azaldığı için sanki daha ağır gibi hissediyor. Aslında her zamankinden daha ağır değil. Anladım. Ben hiçbir şey anlamadım. Öğren ne demek Pembik? Evet, ne demek Pembik? Bunu size nasıl anlatabilirim? Leli, bana yardıma gelir misin? Aa, tamam. Bakın. Dolap çok ağır. Evet, yerinden kıpırdamıyor bile. Ama şu sandalyeyi kaldırmayı denelim. İşte kaldırdım. Evet, kaldırdın. Çünkü sandalye hafif. Dolap ağır, sandalye hafif. He, anladım. Çok ağır. Top çok hafif. Komodin ağır. Top hafif. Evet, harikasın Kılavuz. Hadi o zaman ağır hafif şarkımızı söyleyelim. Hadi söyleyelim. Arkadaşlar siz de ayağa kalkın. Bizimle şarkıya eşlik edin. Hadi. Oturmak yok. Lelikocular dans etmeye bayılırlar. Leli Lelikçi, hangisi ağır? Pembik tepikçi. Canım Liko'cuğum, senin için ne yapabiliriz? Bilmiyorum Leli. Sizinle oyun oynamayacağım için çok üzülüyorum. Liko'cuğum, şimdi vücudunu biraz sulayalım. Sulamak mı? Nasıl yani, ıslatacak mısın Liko'yu? Hayır Kılavuz. Nasıl sulayacaksın o zaman Pembik? Liko bol bol su içecek. Çok su içtiği için çişi gelecek ve hemen çişini yapacak. Sonra yine su içecek, yine çişini yapacak. Böylece vücudu sulanmış olacak. Hasta olduğumuzda bol su içmek, yani vücudumuzu sulamak çok faydalıdır. Aa, hadi bu suyu iç Liko. Tamam. Ay, bu su çok ağırmış Pembik. Gücüm yok, tutamıyorum. Evet Liko, çok ağır. Bu nasıl, bak bakalım. Aa, evet, bu hafif. Bunu tutabiliyorum. Hadi iç Liko. Ay, benim de canım su istedi. Hemen getiriyorum Leli. Kılavuz, sana da getireyim mi? Olur Pembik, içerim. Arkadaşlar, vücudumuzu sulamak, yani su içmek çok faydalıdır, biliyor musunuz? Hadi siz de bizimle beraber bir bardak su için. Ay, benim çişim geldi. Senin suyun da hazır mı? Hadi şimdi keyifle suyumuzu içelim. Oh, çok yaşasın bu su. Nefis.
Eliko hasta. O zaman bugün oyun oynamayacak mıyız? Oyun köyüne gelirler de hiç oyun oynamalar olur mu Leli? Siz üçünüz oynayın. Uç Uç'la biz sizi de beden izleriz. Yaşasın, çok sevindim. İyi ki varsın Uç Uç. Tamam Liko'cum, belki biraz yardım da edersin bize. Peki Klobus Pembik biz ne oynayalım? Klobus, oyun ekranını bir döndür bakalım. Bugün için nasıl bir oyun çıkacak? Ha tamam, oyun ekranı dönüyor. Ay, neymiş? Ağır, hafif oyunu çıktı. Tamam, nasıl oynayacağız Klobus? Önce oyun bahçesine gideceğiz. Ben size her seferinde iki şeyin resmini gösterip hangisi ağır hangisi hafif diye soracağım. Siz de eğer o nesneleri oyun bahçesinde bulursanız hangisi ağır hangisi hafif bakıp bilmeye çalışacaksınız. Harika bir oyun. Hadi o zaman hep beraber oyun bahçesine gidiyoruz. Gel Leli, seni de götürelim. Aa, tamam. Oyun başladı. Bu bir taş, bu bir kaşık. Pembik koş, burada bir taş buldum. Harikasın Leli. Çok ağır bu taş Pembik. İşte kaşık da burada. Bak bakalım bu ağır mı? Hayır, çok hafif. O zaman dinle Klobus, söylüyorum. Taş ağır, kaşık hafiftir. He, doğru buldunuz. Ve bir alet çantası. Ben ayakkabıları buldum burada. Alet çantası da şurada, bakın. Arkadaşlar, sizce hangisi ağır, hangisi hafiftir? Hemen deniyorum. Bakalım bilebildiniz mi? Ayakkabıları elimle böyle kaldırabiliyorum. Bir de alet çantasını deneyeyim. Çok ağır. Bildiniz. Ayakkabılar hafif, alet çantası ağır. Harikasınız, yine buldunuz. Bulamıyorum. Tamam, ben de bakıyorum Leli. Arkadaşlar, oyuncak ayıcığı bulamıyorum. Siz oyuncak ayıcığın nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Aa evet, işte orada. Teşekkür ederim. Pembik, ben ayıcığı buldum. Süreniz bitmek üzere. Ay arkadaşlar, bana da yardım edin. Oyuncak arabayı bulamıyorum. Siz oyuncak arabanın nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Evet, işte oyuncak araba orada. Size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Pembik buldun mu? Evet Leli, arkadaşlarımız yardım ettiler ve buldum. Al bakalım. Hadi Leli, kum saati bitti, bitecek. Tamam, şimdi oyuncak ayı bu elimde. Oyuncak araba da bu elimde. Ay, Pembik yardım et. Ben bilemedim hangisi ağır hangisi hafif. 5. Ne diyorsun Pembik? Ay ben de anlayamadım. Hangisi hafif hangisi ağır bilemedim. 4. Ama nasıl anlayacağız? 3. Leli gerçekten deniyorum ama. 2. Bir türlü hangisinin ağır hangisinin hafif olduğunu anlayamıyorum. 1. Ne yapacağız şimdi? Ben söyleyebilir miyim? 0. Süre bitti bile. Ama olsun, söyle Liko. Bu sefer bilemediniz. Ama üzülmeyin, bilmek kadar bilmemek de var. Bu bir oyun sonuçta değil mi? Evet. Liko söylesene, sence hangisi ağır hangisi hafif? Ben ikisini de kaldırmadım ama izlediğim kadarıyla bu oyuncaklardan biri daha ağır, biri daha hafif değil. Yani oyuncakların ağırlıkları sanki eşit. Bakayım. Liko doğru söylüyor, bunlar eşit ağırlıkta. Çok yaşa Liko. Çok yaşa Liko. Kalbim Liko. O öyle güzel kalbim, işte kesin kesin.
misin? Merhaba Cucu. Ne güzel bir uçurtma. Ne kadar yükseğe çıktı, görüyor musun Cucu? Görüyorum canım. Harika uçuyor uçurtman. Canım uçurtman benim. Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki kara kanka geliyor. Guak! Guak! Pisicik merhaba. Bakıyorum keyfin yerinde bugün galiba. Evet kara karga, iyiyim. İyi o zaman, ben fazla vaktini almayayım. Şöyle yukarı doğru vırın diye kaçayım Guak. Hayır karga, dur. Dur. Ya. Uçurmam uçurmam. Oh, hay Allah. Benim güzel uçurtmam. Çok özür dilerim senden pisi. Uçurtmam çok uzaklara gitti. İstersen alırım sana yenisini. Hayır, ben istemiyorum yeni uçurtma. Yardım etmesin onu bulmama. Keşke çok uzakları görebileceğimiz bir aletimiz olsa. Ha? Alet mi? Guak, guak. Çok üzgünüm Cucu. Haklısın canım. İsteyerek yapmadı ama kara karga. Farkındasın değil mi? Evet, farkındayım. Keşke onu çok uzaklardan görebileceğimiz bir aletimiz olsa. Bu nedir? İşte sana uzağa yakın edecek bir alet. Dürbün. Bununla uzağa yakından görebilirsin Guak. Ben de bulmayı deneyeceğim. Bulursam haber vereceğim. Guak. Dürbün mü? Evet canım, bu bir dürbün. Dürbün ne işe yarar Cucu? Karganın da dediği gibi aslında uzağa yakınlaştıran bir alettir dürbün. Çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar uzaktaki şeyleri görmemizi, gözlemlememizi sağlar. Bir baksana dürbünden. Aa Cucu. Her şey sanki hemen burada gibi. Evet canım. Böylece uçurtmanın düştüğü yeri bulabilirsin dürbünle. Hayatıma hoş geldin dürbün. Uçurtmamı aramaya başlamalıyım. Güzel uçurtma, bulacağım seni. Bir koku alıyorum. Ay, aşk olsun Pam. Ben sana ne diyeyim, ne diyeyim? Ben burada olabileceğimi hiç düşünmemiştim Fisi. Ne oldu peki, niye böyle telaşlısın? Bugün hiç sorun çıkmadı da ona biraz telaşlandım. İyi bir sorunum var, yardım etmek ister misin? Aa. Ne oldu Fisi? Hemen anlat. Biliyordum. Bugün de bir sorun çıkacağını biliyordum. Söylesene, söylesene ne oldu? Ne oldu? Çok güzel bir uçurtma yaptım. Onu göklerden uçururken kara karga geldi. Ha, o kara karga senin uçurtmana bir şey yaptı değil mi? Evet, uçurtmamı düşürdü ama nereye düştüğünü göremedik. Ben o kara kargayı bir elime geçirirsem var ya. Sakin ol Tan. Şimdi uçurtmanı bulmaya çalışıyorum. O elindeki ne? Bu bir dürbün Pam. Göremeyeceğiz kadar uzaktaki şeyleri yakındaymış gibi görmemizi sağlıyor. Aa, harika bir şey bu Fisi. Sen de bakabilirsin. Ay, pis kara karga geliyor. Hemen onu kovmalıyım. Ay, git buradan. Dur yapma Pam. Bu uçurtmanı düşürmüşsün Fisi. Gerçekten üstümden düşürdü. Bir kazaydı. Hatta bu dürbünü uçurtmamı bulman için kara karga getirdi. Aa, gerçekten mi? Evet getirdim, ne olmuş? Kıskandın mı Pam? Bizi yukarı uçurabilir misin kara karga? Her yere baktım baba. Burada uçurtmamızı görebiliyoruz. Yukarıdan onu bulabiliriz. Guak.
atlayın o zaman sepete. Sizi çıkarayım göklere. Bence sepetin içindeki dürbünü alalım. Sağ ol kara karga. Dikkat et, düşünmediyiz ama. Şunları bir yere düştü sanki. Buldum. Uçurtma buldum kara karga. Hani nerede? Bak şurada. Evet gördüm. Mavi kayalıkların orada. Hemen gidiyor kara karga. Uçurtmayı kayalıklardan almaya koyan. Teşekkür ederim kara kargacığım. Esas ben özür dilerim senden pisi. Uçurtmanı düşürmeyi hiç istemedimdi. Önemli değil arkadaşım. Neyse ki uçurtmamı bulduk. Tabii ki kara karga ve dürbün sayesinde. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pusulaya mı? Dürbüne mi? Büyütece mi? Doğru, dürbüne. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir dürbün çizin.